Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte biliyorsunuz. Bak ponime bak sen poni. Poni. Merhaba de kızım. Bıldırcın yumurtalarımızı toplayacağız. Dadaş olarak bayağıdır bir yumurtalara toplamıyoruz değil mi poni? 10 gün oldu. Ha? 10 gün oldu mu poni? Oldu kızım. 10 gündür yumurtalar toplamıyorum arkadaşlar. Vallahi size 15 gün dedik ama 15 günden bekleyemeyeceğiz. Ya daha doğrusu yumurtalar zayi olacak diye korkuyorum. O yüzden 10 gün yeterli şu an çünkü hava soğuk değil, çok sıcak. Dadaşlar diyor Erzurum isindi. İsindi, ortalıkta kar yok. Her yer üpışık. Sabahları 17-18 derece sıcaklık olunca ortalık karışır. Hadi sizlerle birlikte bugün bıldırcınlarımızın 10 günlük yumurtalarını toplamaya başlayalım arkadaşlar. Bakalım kaç yumurta birikmiş. Bakalım bu dadaşın neşesi ve sevgisine katkıda bulunabilecek miler? Tabii ben sevindim mi, ben neşelendim mi, sizler de neşelenmeniz lazım değil mi arkadaşlar? Hadi başlayalım. Din 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 din. Hay maşallah subhanallah arkadaşlar, bayağıdır yumurtaları toplamadığımız için 10 gün oldu, ortalık karışmış. Bastığımız adımlarda bile yumurtalar var gördüğüm kadarıyla. Yemeyen bıldırcınlar da zaten hiç saymıyorum. Pony kafayı yedi. İçeri girmek isteyen pony dışarıdan yutkunmak zorunda. Çünkü içeri giremez. Arkadaşlar şimdi yumurtaları toplamaya başlayalım. Sağ baştan ve sola doğru gidelim. Bismillah diyelim ve hadi bakalım bereketli olsun inşallah. Şunu tamamen doldurursak işimiz tamamdır. Bismillah. Hadi başlıyoruz. 1, 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7. Daha da saymam. Yedincisi de şuraya kaçtı. Gerisi sizde arkadaş. Ben saymıram daha. Ben sadece toplarım. Çift sarılı bıldırcın yumurtası gördüğüm gibi. Şurada. Bakın. Ne kadar güzel değil mi? Kocaman. Diğer yumurtalardan daha büyük. Tavuk yumurtası kadar. Şimdi burayı bitirmeden oraya gidemez. Şu yemliği buradan kaldırmak istiyorum. Rahat hareket etmek için. Şöyle bunu alalım. Hadi toplamaya başlayalım. Unutmayın ki. Hay maşallah subhanallah. İşte bakın buradaki şeyi görüyorsunuz değil mi yumurtaları? Bu yumurtalar çok fazla abi. Bu kadar yumurta olmaması lazım. Bu kadar yumurta biraz fazla. Girin bakayım içeri. Heh. Heh. Aferin sen de gir. Bir de sence. Hadi bakalım. Yumurtaları toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Sayıyor muyum? Bilmiyorum. Bismillah. Şöyle alalım şuraya. Hadi bakalım. Bu yumurtalar ne olacak? Değerli arkadaşlar, belgelerimiz var. Ama bıldırcınları biz hobi olarak besliyoruz. Normalde bıldırcın yumurtası satışı kesinlikle yasak. O yüzden ben satmıyorum. Kendi makineme doldurup civciv çıkartıyorum. Hobi başlığı altında devam ediyoruz. Hobi zaten şu yumurtaya bak. Nana iyiymiş. Yine de alacağı. Sayın yumurtaları. Kaç tane yumurtlamışlar önce. Niye? Çünkü öyle isterim arkadaş. Ben bu kadar çok yumurtayı makineye atıp cücük çıkartacağım.
Elden gelen arkadaşlara da buradan işte sahiplendiriyoruz, veriyoruz ama öyle bir ticaretinde değilim. Bir yere gönderim yapmıyorum, yumurta satışım sitede var. Ancak sitedeki yumurta satışım tamamen kaynaklı arkadaşlar. Ayhan abim gönderiyor ve şu an zaten stok yok sitede. Çünkü çok fazla siparişi var bize yetişemediği için. Ben sitedeki stoku kaldırdım. Neyse ki devam ediyoruz. Yumurtaları saymayı unutmayın. Burada çok fazla yumurta var. Bakalım bitirebilecekmiş. En büyük sıkıntım burası zaten. Çok var ya. Üzerlerine dışkı bile bırakmışlar. Elim melim hep battı arkadaşlar. Ama tayotçunun şeyden tiskinmemesi lazım. O yüzden tiskinmiyoruz. Arkadan sesler gelir. Çok salmışlar. Arka taraf var ya komple yumurta dolu. Ve üstüne de bir sürü de dışkı yapmışlar. Elim battı kardeş. Yumurta toplamayı en çok sevdiğim yanı temiz yumurtalar. Pis yumurta toplarken biraz insan tiskinebiliyor ama çok değil. Sonuçta bir süre sonra alışıyoruz. Şifa niyetine, krem niyetine ellerimize süreriz biz dadaş olarak. Arkadaşlar daha öbür tarafa geçemedim. Önce burayı bitirmeye çalışıyorum şu an. Bitirebilirsem eğer. Hayvanlar işi gücü bırakmış. Komple bu sandığa salmışlar. Nereden de koyduk bu sandığı? Demek ki bıldırcınlar sıcak ortamları seviyorlar ve gidip hep sıcağa salıyorlar. Onu gördük. Onu gördüm, gözlemledim şu an. Ve yumurtaları toplamaya devam ediyoruz. Topla topla bitmiş. Çeker de bal var. Başka bitmez ki. Vay anam, vay babam, vay. Arka taraf delice yumurta arkadaş. Böyle öne çekim görün. Arkadaş tamam, yumurta salıyoruz anladık. Üstüne ne edirsiniz ya? Çok fazla yumurtaları biriktirdiğimde böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bir de bunları şimdi makineye atacağım. Bir de biz biraz doğal bakmaya çalışıyoruz ya arkadaşlar. Yumurtaların böyle pislenmesi çok normal. Başka yumurta. Bitmiş ki maşallah maşallah bitmiş. Yoruldum azıcık dinlen ha. Oy lan dur hele durun hele cücükler çıktı. Tutuldum arkadaş. Bu nasıl bir yumurta toplamaydı ya? Toplamaya devam ediyoruz. Oy oy eminem. Oy oy.
Arkadaşlar o kadar çok yumurta var ki içeride topla topla bitiremeyiz dadaş. Bismillah, bereketli olsun tabi her zaman derim ben. Basacak yer yok. Şu çütüğüm buraya geldi mi bir oturacağım. Bir oturup dinleneceğim. Bismillah. Her yer yumurta maşallah, subhanallah. Ya buranın yumurtalarına bak. Hadi bakalım. Oh. Oy. Ay. Kollarım yoruldu kardeş. Ya 10 günde yumurta toplamayacağım dedim. Bir tane buruk düşen belki bıldırcın olur. Bir tane rast gelmedim arkadaş. Şunu şimdi gördüm, heveslendim belki kurttur diye. Şimdi kafasını çıkarttı. Çok ayıp, çok. Çık bakalım orada ne var, çık. Çık 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 çık. Oo, burada yumurtalar var. Olamayacağım lan yumurtaları ya. Hah. Almayı başardık. 4 tane var arkadaşlar. Bundan sonra daha bile bir video şey yapmam. Haberiniz olsun. Ben bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Çok fazla var ya. Topla topla bitmiyor arkadaş. Bu yumurta biraz fazla. Oy. Oh. Hadi bakalım şuraya da bakalım. Evet, şurada var mı? Burada niye yok? Yoktur, oraya salmamışlar. Şöyle ileri doğru götürelim. Şurada var. 2. 5. Oba, buraya baksana. Oo. Oh. Maşallah, subhanallah. Arkadaşlar umarım yumurtaları saymaya çalışıyorsunuzdur. Ben bıraktım. Bu kadar yumurta nasıl sayırsın? Sayabilene helal olsun. Ay ay ay. Bu videoda şunu da söyleyeceğim. Abi çekiliş neden yapmıyorsun? Abi onu neden yapmıyorsun? Bu dadaş artık çekilişleri neye yapmıyor? Değerli arkadaşlar, çekilişler artık devlet tarafından izlenen duruma geçti. Artık çekiliş yapımında devletten izin almamız gerektiği konusunda bir yasa çıkartıldı. O yüzden ben de artık çekiliş yapmıyorum kanalda ve çekilişin bir anlamı yok. Şimdi şöyle, kim ne derse desin, çekilişte bizim bir kazancımız olmuyor ki zaten, öylesine veriyoruz. Abone artıyor, yok takipçi, öyle bir şey yok. Çekiliş bitti mi gelen bütün takipçiler geriye bir daha çıkıyorlar. Hepsi uyanık ya. Bismillah, neyse, yumurtaları toplamaya devam ediyoruz. Bu kafesin içi dolu. Bu hayvanlar kafes kuşu olduğu için kafeslerde yumurta salmayı çok seviyorlar. Ve her nedense kocaman kapı varken hepsi içeride sıkışmış. Bak, hiç bir tanesi dışarı çıkmıyor. Dikkat et. Bir tanesi çıktı, akıllı oldu da. Hepsi içeride pıtır pıtır, bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Bu nasıl bir şey ya? Çık! La çıkın, la çıkın ya, aklınız mı yok? Ya burada kocaman kapız var ya. Çık çık çık. Çıkın şuradan ya. Çıkın şu yumurtaları istirin. Yalnız bıldırcınların yuvalarının temizlik vakti gelmiş. Temizlik vakti gelmiş yuvaların. Nana yemiş yuvalar. O kadar yumurta var ki. Hele oranın yumurtasına bak. Getir. Getir, ben oyratma. Ah. Ay. Benim açını yatak, bak ne çıkacak. Ha? Ay 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 ay. Ay. Ay 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 ay. Aha. Bitti. Evet, bitirdik sonunda arkadaşlar yumurtaları. Bayağı bir uğraştık. Ama bayağı bir uğraştık. Az buz uğraşmadık. Kedimiz yine oradan bıldırcınları yakalamaya çalışır. Of, yoruldum ya. Ya bu bir korkuda da terledim. Değerli kardeşlerim, umarım sayabilmişsinizdir. Sayabilmeniz için tabii sizler için bir şey yapacağız. Yumurtaları bir sereceğim. Yine videoda göstermek için amaçlı. Saymanızı kolaylaştıracağız inşallah. Bakalım. Dediğiniz gibi.
yapabilecek miyiz? Çok fazla yumurta var çünkü. Arkadaşlar yumurtaları bu şekilde sayabilirsiniz. Şöyle kısaca gösteriyorum. Sayabilirseniz sayın. Çok fazla yumurta yok bence. Çünkü 10 günde daha fazla bir yumurta bekliyordum. Muhtemelen biz başka bir şey aklıma gelmiyor. Kesinlikle bir bunun içinde bir fare yeniği var gibi geliyor bana. Fareler yumurtaları taşımış olabilir diye bir ihtimalimiz var. Bakalım hala. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Kaç adet pırlıcı yumurtası toplamışız 10 günde. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Videolarımızı beğenmeyi ve aşağıya bir tane like atmaya zor olmaması gerek. Aşağı bir like atıp bir yorum düşmeniz bizler için yeterli. Bu kadar emek veriyoruz. Sizler için içerik üretmeye devam ederim. Niye? Çünkü ben Dadaş'ım. Arkadaşlar Dadaş'ın neşesi, Kalar Diyarı'nın neşesiyle devam ediyor. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Severim sizi.